Evet, hepiniz hoş geldiniz. 1 Ağustos'tan beri sürdürdüğümüz 2. yüzyılın İktisat Kongresi buluşmaları son etabına geldi. Bugün 3. günündeyiz. İşçiler, çiftçiler, sanayiciler, tüccarlar ve esnaflardan oluşan paydaş gruplarının Ağustos'tan bu yana sürdürdükleri ilkeler ve kararlar oluşturma süreçleri bu 2 gün içinde tamamlanacak. Bu 2 gün boyunca her biri hem diğerlerinin almış olduğu ilkeleri ve kararları kendi aralarında müzakere ediyorlar, hem de doğa, tarih, inovasyon ve demokrasi masalarındaki 200'ün üzerinde akademisyenin, çok farklı bilimsel disiplinlerden akademisyenlerin oluşturdukları çalışmalarla kendi metinleri üzerinde yaptıkları çalışmaları müzakere edecekler. Yani akademisyenlerin kavramsallaştırma, revizyon ve rötuş çalışmalarını kendi aralarında tekrar müzakere edecekler. Böylece nihai metinlere yarın gün sonu itibariyle ulaşmayı hedefliyoruz. Ve sonunda da 21'inde yine tüm paydaşların hazır bulunduğu bir toplantıda tek tek tüm ilkeleri ve kararları oylarına sunacağız ve oylama sonucunda da nihai metinlere ulaşmış olacağız. Bir yandan bu delegelerimizin, paydaş gruplarının yaptıkları çalışmalar devam ederken, bir yandan da ulusal ve uluslararası birçok siyasetçinin, akademisyenin, bilim insanının sunumlarına ev sahipliği yapıyoruz. Dünyanın her yerinden çok kıymetli katılımlar var. Türkiye'nin çok kıymetli bilim insanları, siyasetçileri sunumlar yapıyorlar. Onlardan yine akademisyenlerimize ve bilim insanlarına yönelik ilham veren, ufuk açan sunumlar dinliyoruz. Bu sunumlarda yine son nihai gün yapılacak olan toplantıya yine yol gösterici bir rol oynayacak. Üçüncü bir çalışmada yine bu iki çalışmaya paralel olarak devam ediyor. O da forumlar. Yani 100 yıl öncesinde sadece işçiler, çiftçiler, sanayiciler ve tüccarlardan ibaret olan ekonominin dinamikleri bugünün yüzyılında, bugünün dünyasında yeni bir takım dinamiklerin katılmasına şahitlik yapıyor. O da sokak ekonomisi gibi, sanat ekonomisi gibi, gençler, kadınlar gibi, girişimciler gibi farklı bir takım dinamikler. Onlar da kendi aralarında yaptıkları forumlarla yine sonuç bildirgesine esas teşkil edecek katkılar yaratmış oluyorlar. Özetle çok farklı platformlarda yürüyen bu çalışmalar toplantının, İktisat Kongresi'nin son gününe son halini almış olarak gelmiş olacak. Bütün bunları niye yapıyoruz? Çok kısaca ondan da söz etmek istiyorum. 100 yıl öncesinde yanmış, yıkılmış bir coğrafyada, yıllarca işgal altında kalmış bir memlekette, Türkiye'nin her yerinden bir araya gelen 1135 delege, yeni kurulacak devletin, cumhuriyetin ekonomi politikalarını belirlemek için bir araya gelmişler. Ve 17 Şubat 1923, 4 Mart 1923 tarihleri arasında 16 gün boyunca o iktisat politikalarını belirlemek için aralarında bir ortak akıl inşa etmeye çalışmışlar. Aşar vergisinin kaldırılmasından rejis sisteminin terk edilmesine, köy enstitülerinin temellerinin atılmasına, sanayi bankasının kurulmasına, birçok başlıkta, ticaret borsasının kurulmasına, birçok başlıkta birçok yenilikle buluşturulmuş ve yeni cumhuriyetin ilkeleri belirlenmiş. İzmir bu büyük kongreye ev sahipliği yapmış. Nasıl ki Erzurum Kongresi Misak-ı Milli, yani Türkiye'nin yeni sınırlarını belirleyen bir kongre olmuşsa, İzmir İktisat Kongresi de
misak-ı iktisadi, yani Cumhuriyet'in iktisat politikalarının belirlendiği bir kongre olmuş. Özetle bu iki kongre sonrasında Cumhuriyet'in şekillendiğini, kurulduğunu söylemek mümkün. Bugün de 100 yıl öncesinden ilham alarak İzmir şehri Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonunda ve tüm Türkiye'nin her bölgesinden, Türkiye'nin her katmanından, her kategorisinden katılımcıların bir araya gelmesiyle Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında yepyeni bir Türkiye'nin kurulması için bir araya geldiler ve 8 ay süren bu çalışmaları bu önümüzdeki 2-3 gün içinde sonlandıracaklar. Bugünün siyasal ikliminde bugünün siyasal sorunlarına çözüm aramak için değil, geleceğin Türkiye'sini inşa etmek için yapılan bir kongre bu. Bir gelecek tasarımı aslında. Yani gelecek yüzyıla, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına sadece yapılan yollar, köprüler değil, iyi tasarlanmış bir gelecek miras bırakmak istiyoruz. Bu nedenle de bugün şu kararı verdiğimizi de sizlerle paylaşmak isterim. İktisat Kongresi 21 Mart günü son bulmayacak. Aksine her sene bu kongrenin verdiği kararları, bu kongrenin tespit ettiği ilkelerin takibini sağlayacak buluşmaları gerçekleştirmeye karar verdik. Her yıl adeta bir ilerleme raporu ortaya konması gibi bugün alınan bu kararların bir yıl içinde nerelere vardığı, hangilerinin gerçekleştiği, hangilerinin neden gerçekleşmediği, hangilerinin gerçekleşmesi için neler yapılması gerektiği hususlarını müzakere etmek üzere tekrar bir araya gelinecek. Özetle bugün alınan kararların sonuna kadar takipçisi olacağız. Çünkü bu güzelim memlekette sadece siyasilerin yukarıdan aşağıya verdikleri kararlarla şekillenen bir ülkede yaşamak istemiyoruz. Hepimiz bu ülkenin kılcallarından beslenen, farklı dinamiklerinin özgürce fikirlerini ortaya koyduğu ve bu özgürce şekillenen fikirler ışığında da belirlenecek siyasi kararlar olmasını temenni ediyoruz. Ve bu kararların o nedenle sonuna kadar takipçisi olacağız. Ve daha adil, daha müreffeh, daha özgür ve daha demokratik bir ülkeyi kurmak için bu iktisat kongresinin çok aydınlatıcı bir rol üstleneceğini söyleyebilirim. Özetle heyecanımız çok büyük. Tarihsel bir görev yerine getirmenin sorumluluğu içindeyiz. Sadece biz değil, kongrenin paydaşı olan herkes, tüm delegelerimiz, 180'in üzerinde kurumun temsilcisi olarak burada bulunan 500'ün üzerindeki delege, günlerdir olağanüstü değerli sunumlar yapan akademisyenler, bilim insanları ve forumlara katılan çok değerli katılımcılar, herkes bu büyük heyecanı taşıyor, bu büyük tarihsel sorumluluğun bilincinde. O nedenle geleceğe, bu ülkenin, bu güzelim ülkenin geleceğine hepimiz çok daha büyük bir umutla bakıyoruz. Evet, ben bu kongreye katılan herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Acımız, yasımız çok büyük. Belki de Cumhuriyet tarihinin en büyük yıkımlarından birini yaşadık. Bu vesileyle orada hayatını kaybeden on binlerce vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine, sevenlerine sabırlar ve başsağlığı diliyorum. Diliyorum ki bu enkazın altından da bu kadim kültürün evlatları olarak bizler hep beraber kalkıp yepyeni bir ülkeyi inşa etmeyi başaracağız. Bu depremin üzerinden bir de bu sel felaketinin yine yeni can kayıplarına yol açtığını öğrenmenin büyük üzüntüsü içindeyiz. Orada da kaybettiğimiz tüm canlarımız için yine Allah'tan rahmet diliyoruz. Evet, benim yaptığım bu özet dışında sorusu olan basın mensubu arkadaşlarımız varsa
Buyursunlar. Evet, tam da böyle düşünüyorum. Çünkü aslında 100 yıl öncesiyle karşılaştırarak yine bu cevabı vermek mümkün. 100 yıl öncesinde de çok büyük bir umutsuzluk vardı toplumda. Yani çok büyük bir yıkım yaşanmıştı. Belki de tarihimizin, hatta bugün değerli hocamız Şevket Pamuk'un yaptığı çok önemli bir tespit var. 1820'den 2020'ye kadar 200 yıllık bir zaman dilimi içinde hem ekonomik büyüklük bakımından ülkenin gayri safi yurt içi hasılası, hem kişi başına düşen milli gelir bakımından en düşük seviyesini yaşıyor. 1915-1920 tarihleri arasında. Kısacası çok büyük bir yıkım var, çok büyük bir yoksulluk var ve bütün bu koşullara rağmen Mustafa Kemal Atatürk Türkiye'nin her yerinden 1135 delegeyi bir araya getirerek o yıkım ikliminde, o umutsuzluk ikliminde bir gelecek inşasına soyunuyor. Yani o gün atalarımız bunu başarmışsa bugün bunu başarmak bizim tarihsel sorumluluğumuz. Tam da bu nedenle daha çok başarılı olmak mecburiyetindeyiz. Daha iyi tasarlanmış bir geleceği inşa etmek mecburiyetindeyiz. Bugün acılarımız çok büyük, yasımız çok büyük, bu doğru. Ama bir yandan da bu ülkenin gelecek nesilleri için, çocuklarımız için, torunlarımız için, burada yaşamaya devam edecek gelecek nesiller için de bir gelecek tasarlamak mecburiyetindeyiz. Bu hepimizin tarihsel sorumluluğudur. Buyurun. Yapılan bazı eleştirilerde de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yerel olarak bunu düzenlediği ve yereldeki çıktıların ulusalı bağlamadığı, yerel sınırları içerisinde kalacağı eleştirileri geldi. Siz bunları ne söylemek istersiniz? Biz İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak olayın bütün bu kongrenin organizasyonunu üstlendik. Kongreyi inşa edenler Türkiye'nin her yerinden gelen delegelerdir. Dolayısıyla bu kongreyi düzenleyen, ev sahipliği yapan İzmir'dir, İzmir Büyükşehir Belediyesi'dir. Ama kongreyi inşa edenler Türkiye'nin her yerinden katılanlardır. Dolayısıyla bizim böyle bir iddiamız zaten yok. Bu İzmir'in tarihsel sorumluluğu olduğu için bu noktadayız. İzmir'in böyle bir kongreyi düzenlemesi 100 yıl önce nasıl mümkün olmuşsa ve nasıl o zaman İzmir'de düzenlenmiş olması bir tesadüf değilse, bugün de İzmir'de bu kongrenin düzenlenmiş olması bir tesadüf değildir. İzmir tarih boyunca Anadolu'nun yeniliklerinin öncüsü olmuştur. Anadolu'da tüm gelecek vizyonunun ortaya konmasına ev sahipliği yapmıştır. Bugün de bizim rolümüz bundan ibarettir. Ama kongreye katılanlara aittir. Peki. Çok teşekkürler.